Sevgili seyirciler, bugün size Sen de Başkasını Anlat isimli kitabımızdan Mehmet Erdoğan Bey'in imzasını taşıyan Tek Ayak isimli hikayeyi aktaracağız. Onu bir televizyon programında gördüm. Sağlam olan sadece başı ve gövdesiydi. Kolları yolunmuş bir tavuk kanadı kadar kısaydı. Uçlarında işe yaramaz iki parmak vardı. Ayaklarının biri bir yöne, diğeri başka yöne kıvrıktı. Bu ellerle iş yapması, bu ayaklarla yürümesi imkansızdı. Ama biraz vücuduna dönük olan sağ ayağı ile birçok maharet gösteriyordu. Ayak parmaklarını kullanarak yemek yiyor, su içiyor, hatta çayına şeker katıp karıştırıyor ve güzel güzel yudumluyordu. Bunlar pek el mahareti isteyen şeyler değildi. Ya elbisesini giyip çıkarması, ayak parmaklarıyla düğmeleri çözüp tekrar ilikleyebilir miydi? Evet, bunu da başarıyordu. Ayak baş parmağıyla ikinci parmak birkaç hareketle düğmeleri tek tek çözdü ve tekrar ilikledi. Spiker istiyor, o birkaç hareketle normal insandan daha çabuk bir şekilde istenenleri yapıyordu. Sunucu birden elindeki cep telefonunu göstererek, "Peki bunu kullanabilir misin?" diye sordu. Adam tebessüm ederek "Elbette" dedi. Cep telefonunu aldı ve bir numarayı aradı. Bunu kaşla göz arasında yapıvermişti. Sunucunun şaşkın bakışları arasında o daha birçok maharetini sergiledi. Biraz sonra zor bir işe dayandı mesele. Araba sürmek. Ama o çoktan öğrenmişti araba sürmesini o haline rağmen. Sağ ayağının istikametinde diğerini de sürükleyerek merdivenlerden aşağı indi. Evin önündeki arabaya atlayıp mahallede bir tur attı. Bir tek ayakla yapıyordu bütün bunlar üstelik. Bir tek ayakla. Sunucu daha sonra doğumundan bahsetmesini istedi adamdan. O güreç çehresiyle bakışlarını kameraya çevirdi. Bu gözlerde hüzün ve kederden çok hayat sevinci ve yaşama aşkı vardı. Anlattığına göre doğduğu gün orada bulunan herkes çok şaşırmış. Benim sakat olduğumu gören ebe ve çevresindekiler hayret etmiş, annemse şok geçirmiş. Kadınlar "Bu çocuğa bakamazsın, onun ölmesi yaşamasından daha hayırlı" diye annemi ikna etmişler. Annem çaresiz beni onların ellerine bırakmış. Beni bir kazanın kenarına atmışlar. Burada ilgisizlikten ölür gider demişler. Ben orada birkaç gün kalmışım. Babam Kore'den, hayattan dışlandığım günlerde eve dönmüş. Olayı duyunca şoke olmuş. Hemen atıldığım yere gitmiş. Yaşadığımı görünce almış beni o atılan yerden doktora götürmüş. Ve ben yeniden hayata dönmüşüm. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Bunları anlatırken gözlerinin içi gülüyordu adama. "Peki" dedi sunucu. "Bütün bunları anladık. Baban sana sahip çıktı, bunu da anladık. Ya bu tek ayağını kullanmayı nasıl akıl ettin? Bu kabiliyeti nasıl kazandın?" O yine gözlerini kameraya çevirip derin bir of çekti. Hatıraları sanki gözünün önünde canlanmıştı. "Çocukluğum ve gençliğim yatalak geçti" diye başladı. "Dışarı çıkıp kimseyle oynayamıyordum. Çünkü ayaklarım olsa da bir işe yaramıyordu. Kollarım zaten malumunuz. Böyle kederli ve üzgün geçen senelerin sonunda bir gün uykuyla uyanıklık arasındayken bir zat gördüm. Sakalı uzun ve beyazdı. Bana "Neden üzgünsün evlat?" dedi. Ben "Neden üzgün olmayayım ki? Ne hareket edebiliyorum ne de ihtiyaçlarımı kendi başıma giderebiliyorum" dedim. "Hayat benim için sadece bir işkence" dedim. O "Niçin normal insanlar gibi yiyip içmiyor, dışarı çıkmıyor ve ihtiyaçlarını gideremiyorsun?" diye sorunca ben "Neyle yapacağım bütün bunları?" diye sordum. Bu sözlerle sakat olduğumu
ellerimin ve kollarımın bir işe yaramadığını kastetmişti. Bana baktı ve neyle olacak? Şu sağlam ayağınla, dedi. Sağlam dediği, yana kıvrık olan ve bütün vücudumu üzerinde sürüklediğim ayağımdı. Bu konuşmadan sonra birden o adam ortalıktan kayboldu. Ben de uyanmıştım. Etrafıma baktım, kimsecikler yoktu. Sonra ayağıma baktım, işte o gün bu tek ayağımla bütün zorlukları yenmeye azmettim ve Allah'ın izniyle de yendim. Hoşça kalın.